şu gördüğümüz manzaraya lütfen bakar mısınız? Yani bu terör hareketi, bir terör unsuru, terörist değil de bunlar nedir? Şimdi bunlara karşı Babacan'ın bir tweet'i var. Ne diyor hocam? Yani taziye de bulunuyor. Şimdi yani burada bunun görevi midir? Ya bir siyasi partinin, genel başkanının yani buradaki olan... Yani taziyede bulunmak ne bileyim, bulunuyorlar kendileri için diyebiliriz ama... Kime bulunduğu önemli yani. Evet doğru ama manipülasyon açısından diyorum. Ali Babacan taraftarları hoşnutsa, alan razı, veren razıysa bunlar dediğiniz gibi yani daha böyle muhafazakarız bilmem neyiz falan diyorlar ama bu seviyeye geldilerse bakın, dediğiniz gibi... Bakın Batı'nın temelde bu olaylara sebebiyet bunlar ilk defa olmuyor. Hollanda'da oldu biliyorsunuz. Evet. Almanya'da oldu, İngiltere'de oldu. Bugün İsveç'te hep oluyor. Bunlar neden oluyor? Bugün bunların parlamentolarına bile bu zihniyeti taşıyan, bu gibi bu Türkiye'den gitmiş, yerleşmiş ve bu zihniyeti taşıyan insanların parlamentoda bir parlamenter sıfatıyla olduklarını biliyoruz. Abi, bakın, şöyle bir gerçek var şimdi. Bu Melih, Batı merkezleri Türkiye düşmanlığını şey yapmak için, devreye sokmak için PKK'ya terör örgütü demesine rağmen parlamentosunda, hayatın içinde, sarayında ağırlıyor. Enteresan bir şey. Bu asıl problem burada. Yani Batı'ya bunu anlatmaya çalıştı. Türkiye anlatamadı. Onun bedelini ödüyorlar. Yani Olof Palme'yi hatırlayın. Yani Mahmut Öğür'ün dediği fotoğraflar var elimizde. Verelim. Ona rağmen Türkiye'ye düşmanlığı sadece PKK üzerinden de değil, FETÖ üzerinden, herhangi başka bir terör örgütü üzerinden sürekli Türkiye'ye karşı böyle bir pozisyon. Hem terör örgütü diyor hem de onlara sahip çıkıyor. Mahmut Öğür'ün dediği Mustafa yapıyor. Hocam isterseniz bu resimleri bir gösterelim mi? Bu bahsettiğiniz şeyi kim destek veriyor? Evet, bunlar işte saraylarda ağırlıyorlar. Bunlar kollarındaki armalardan anladığımız bu PKK Suriye kolu, YPG'li tipler değil mi bunlar? Paçavra şeyleri takmışlar. Evet. Aşağıda çekmişler. Yine oturuyorlar. Eski başbakanlarla, eski cumhurbaşkanlarıyla. Evet. Yani bunu yaptığınız... Ya bu aslında Batı projesi aslında. Türkiye'yi bölmenin projesidir bu. Türkiye bölgede mesela çözüm süreçleriyle ya da işte belli bir silah şiddeti devreden çıkartan, terörü devreden çıkartan politikalarıyla bunu çözmeye çalıştı. Kim bozdu? Bunlar bozdu işte. Tabii. Amerika bozdu, İngiltere bozdu. Amerika başı çekiyor, ABD destekliyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesini müsaadenizle okumak onu istiyorum. Onu da okuyalım. Şurada bakın diyor ki... Tamam. Kıymetli üstadım çok güzel bahsetti. Sayın Cumhurbaşkanı 2016'daki şu sözü söylüyor. Buradan kaçıp giden teröristlere kim kapısını açıyor? Batı'nın yöneticileri, cumhurbaşkanları, başbakanları kapı açıyor. Acaba Türkiye Batı'nın teröristlerine kapısını onların anlayışıyla açacak olsa bunların durusu nasıl olurdu merak ediyorum. Şunu bilmelerini istiyorum. Bu bumerang gibi sizi de vuracaktır. Bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edeceksin. Öbür taraftan terör örgütü PKK yöneticilerini Avrupa Parlamentosu kapılarını açacaksın. Bu ne menem iş? Böyle sakat bir anlayış olabilir mi? Bu ikiyüzlülüğün kendisidir. Evet, diyor. Verecektik. Mustafa Bey okudu Erdoğan'ın sesini. Mustafa Bey'in söyledikleri şimdi Erdoğan olsun. Net bir şekilde uyarıyor. Uyarıyor. Yakın zaman, 2016'da evet. Ne zaman oluyor? Bu yakın zamanda FETÖ oluyor. Denen belanın burada devletine karşı, Türk devletine karşı hain bir darbe girişiminin hemen ardından tabii ki bu Batı'nın da onlara evet. Sahip çıkıyor olması bu uyarıları net. Defalarca yapmamızı gerektiriyor. Kenan önündeki yani. Notlar nedir merak ettim. Bir ya sürü notum var onları bir okuyor. Bu arada Kenan'a geçmeden bir şey söyleyeyim. Şimdi deminki görüntülerde devrilen otomobillerden birinin sahibi diyor ki internete görüntüler düştü ses kayıtları. Ya ne yapıyorsunuz o benim arabam. Kendi arabalarını mı yaptın? Şu beyaz o. Hangisi şu beyaz olan? Beyaz yani o kadar enteresan. Vandalizm öyle bir noktaya varmış ki kendi arkadaşlarının otomobili. Evet yapmayın diyor. Benim otomobilim. Duyuyorsunuz. Ne onlar Kenan? Bu Güncel Fransız milletvekili PKK afişleriyle yürüyor. Bu sabah Paris'te meydana gelen aşırı sağcı faşist saldırının ardından şu anda Marsilya'da dünyanın dört bir yanında Kürtlerle dayanışma mitingi. Kürtlere yönelik herhangi bir eleştirimiz hiçbir zaman olmaz asla. Ama fotoğraftaki bayraklar terör örgütünün paçavraları yani örgütün. Fransız yani milletvekili paylaşmış. Fransız milletvekili bu eylemlerden hemen önce. Bu eylem olduktan sonra. Olduktan sonra. O saldırı gerçekleştikten sonra. Hayır bu eylemlerden önce ama değil mi? Yok bu eylemlerden sonra. Bundan sonra. Tabii. Bu vandalizmden sonra. Tabii bu vandalizmin ardından PKK bayraklarıyla Fransız vekil
bu paylaşımda bulunuyor. Az önce Mustafa Bey söyledi, Sezai Temelli, yani Türkiye'deki PKK'nın siyasal uzantısı olduğu iddia ediliyor HDP. Eş başkanlığını yaptı. Paris yanıyor, bırak yansın. O bu fazla gaza gelmiş, sonra evet. Sildi onu sonra değil mi? Sonra sildi onu da. Kulağını çektiler. Ondan sonra yine PKK'lı bir... dünden beri kendimizi yedik bitirdik, şiddet ve çatışmadan uzak durun diye Avrupalılar bu görüntüleri görmek istemiyor. Ne yapmamı istiyorsun Remzi? Burası Remzi diyor ki Kenan Bey bunları kalksın burada anlatsın diyor. Tamam anlatalım. Diyor. Siz konuşurken kulağıma sürekli rejiden konuğumuzu Barko'ya kaldırmam gerekiyor. Kenan Bey şu sopayı ister misiniz? Sopa da sevim mi? Kenan. Sopa da vereyim size. Yok gerek yok sopaya. Buyurun. Sopa ya şimdi biz... Kenan sopa da şimdi biz... Çok demokratik birisi Kenan. Sopa sevmiyor. Gezi kalkışmasında... Taksim'de 3 ağaç söküldü ve taşındı. Ağaç katliamı olmadı. Yanlış söylemedim değil mi? 5 ağaç. 5 ağacı söktü İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Farklı yere taşıyacaktı. Ortalığı yıktılar. Yani 79 ilde gezi kalkışması denendi. Ona yakın insanımız öldü. Polislerimiz de şehit oldu. O sırada Fransa'nın açıklaması vardı. Fransa Dışişleri Bakanı'nın Türk hükümetini bir kez daha olayları yatıştırmaya ve ölçülü olmaya çağırıyoruz. Olayları demokratik şekilde yatıştırmanız gerekiyor. Gezi olaylarında bunu gördük ve 8 saat CNN International canlı yayın yaptı. Fransız kanalları Taksim'den 8 saat kesintisiz canlı yayın yaptılar. Ve gezi kalkışmasını hepimiz biliyoruz ki FETÖ'nün polisleri ve yargı mensupları evet. Körükledi. Bu eylemcilere destek verdi. Şimdi biz Paris'te az önce... Mustafa Bey Gaffar Bey gösterdi. Fransız basınının yansımasını merkez sağ ve merkez solda olayı gerçekleştiren ırkçı bir kişi olay Türkiye'ye bağlandı. Nasıl bağlandıysa izah da edemiyorlar ve Türkiye'de HDP eş genel evet bu gazeteler Fransız gazeteleri yani buradaki sokağa terörize eden PKK yanlılarını eleştirmediler. Yani biz beklerdik ki 8 saat, 9 saat Amerikan kanalları, Avrupa ülkelerindeki televizyonlar bu şiddeti canlı yayında göstersinler ve eleştirsinler. Ama hiçbir eleştiri yok. Fransız vekiller bir bakıma bu eylemlere açıktan destek veriyor ve Fransız gazeteleri bu şiddeti normal gösteriyorlar. Biz HDP Türkiye'de işte PKK'nın siyasi uzantısı olduğu iddia ediliyor. Hakkında kapatma davası açılmış. Açıklamaya bakar mısınız? Paris yanıyor, bırak yansın. Yani bu belki de HDP kapatma davasına, ben hukukçu değilim ama Paris yanıyor, bırak yansın. Yani bu şiddeti açıktan destekleyen bir paylaşım. Yabancı bir ülkedeki şiddet yabancı olayını, ülkedeki şiddet olayını teşvik ediyor. Teşvik ediyor. Terör ve şiddetin her türlüsüne tabii, karşı siz, olmak lazım. Şimdi yani. Buna Sezai Temelli'nin bu şiddeti öven paylaşımına Macron'dan, Avrupa ülkelerinden ya da diyelim ki sivil toplum örgütlerinden ey Sezai Temelli sen ne diyorsun? Paris yanıyor, bırakın yansın. Biz orada tatil yapıyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Sen nasıl bu şiddeti savunursun diye her dilde atmış ama bak yani tabii, Fransızca atmış, Kürtçe atmış bilmiyordur da birine çevirttirip şimdi, koymuş oraya. Tanıyoruz. Şimdi, bilmiyorsun Sezai Bey yani. Şu kandırmayalım. Şiddeti teşvik değil mi? Şiddeti övme değil mi? Yani şunu Melih Altınok yazsın ya bir sahte diploma aldığı iddia edilen bir bayanla ilgili köşe yazısı yazsınız. Bırakın bu kızı sahiplenelim dediniz. Twitter'da TT oldu. Sezai Temelli'yi eleştiren bir sivil toplum örgütü, bir siyasi muhalefet partisinden mesela CHP'den... Ki bir olayı tatlıya bağlayalım, toplum olarak güzel bir şey çıkaralım evet. Deme niyetindeydim. Yani Paris'i yakın yıkın ya milletvekili seçilmişsiniz. Tabii. Türkiye'yi yönetmeye bir işte koalisyona ortak talipsiniz, altılı masanın ya yanındasınız. Ya da mesela şöyle çocuklar bakalım. Yapmaz bunları. Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi, Fransa'nın İstanbul Konsolosu ne yapıyorlar? Armut mu topluyorlar evet. Şu anda? Yani sizin ülkenizdeki terör olaylarını, tetiş olaylarını teşvik eden, tahrik eden birisi var burada. Kınamak aklınızdan geçmiyor mu? Ve kınasanız HDP'yi ya. Duymuyorlar. Gaffar abi hatırlarsın gezi kalkışmasının zirvede olduğu dönemde ismini vermeyelim tanınmış bir holdingin oteline göstericilerin sahiplenilmesini Amerikan Başkonsolosluğu Büyükelçiliği destekledi. Tweet attılar ve Sezai Temelli ne hikmetse
Paris tweetimi sildim. Duygular bazen istenmeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum. Demokratik protesto hakkı mıdır? İnsanların araçlarının yıkılması. Açık konuşalım. İplerini tutan Fransa'ya karşı bu kadar vahşice yakalım, yıkalım, yansın diyebilen bir kişi acaba Türkiye ile ilgili ne düşünüyor? Ya, öyle bir şey olsa büyükelçi, bize ne der acaba? Yani? Fransız Büyükelçi bugün uyarıldı yani, çağrıldı dışişlerine. Melih Altınok şunu yazabilir mi? Yazamaz. Diyelim ki velev ki yanlışlıkla yazsın. Paris yanıyor, bırakın yansın. Melih Altınok linç edilmişti ve... Fransa'ya girerken de beni pek hoş karşılamazlardı, evet, değil mi hocam? İş için falan gitsek. Bu vatandaşlara sığınma bilmem ne verirken bu teröristlere... Bakın ben size çok kısa bir şey anlatayım Fransa'nın tutumunu örnek olsun diye. Ben Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'nı de yaptım. Bir milli takımımızı götürürken bakın yaşadığımız bir olayı anlatayım. Şey görüşlerimden dolayı, böyle işte tabii ki milli düşünen görüşlerimizden dolayı hakikaten Fransa havalimanı şeyde Orly havalimanında özür diliyorum Nice havalimanında şahsımın bekletildiği, hakikaten böyle o polis köpekleriyle etrafımda dolaştırıldığını gördüm. Sonradan öğreniyoruz ki tabii ki Türkiye'deki politik ve siyasal görüşümüz, yazdığımız yazılar, makaleler, şeyler hepsinin etken olduğunu görüyoruz. Yani onların böyle insancıl olmayan, hakikaten demokratik olmayan şeyleri de yaptığını görüyoruz. Hı hı. Bir hatıramızda bunlar tabii ki Türk milli takımına zamanında vize vermeyen bir şey tutumda. O öylesine bir demokratik bir ülkeden bahsediyoruz. Macron'un ülkesinden bahsediyoruz. Fransız sarı yeleklilerde bir kadının elini kopardılar oradayken. Bunu çok net hatırlıyorsun. Polisler ya bildiğin elini kopardılar kadının. Şimdi Sayın Büyükelçi'ye rapor ediyorlardır bu yayınları vesaire. Şunun altını çizelim. Dikkatli olsunlar bakın. Biz burada Paris'in huzur ve barış içinde kalmasını savunuyoruz bakın. Bunun için konuşuyoruz. Şiddetin her türlüsüne yani karşıyız. Paris'in, Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetin olmaması, ırkçı şiddetin de olmamasını, onu bahane ederek şehrin yakılıp yıkılmasını tam da Noel öncesi kınıyoruz. Herkes oraya uçuyor. Kınıyoruz bunu. Bakın burada yani destek verdikleri, arkasına durdukları siyasi hareketler neler konuşuyor? Bunları görmeleri lazım. Yani evet, Fransa'nın kategorik pozisyonunu biz anlıyoruz, görüyoruz ama artık yani şapkayı önlerine koyacaklar, düşünecekler, düşünecekler yani. Ve ben yanlış hatırlamıyorsam o Doğu ve Güneydoğu'da çukur eylemleri, hendek olarak tabir edilen olaylarda Selahattin Demirtaş şu an cezaevinde, yani Doğu ve Güneydoğu'da bir yerleşim yerinin ismini anarak burası yanarsa, Lice yanarsa Bodrum'da yanar şeklinde çok açık paylaşımda bulunmuştu. Evet. Melih abi bir de hemen onu da alayım, Kürtlere yakın olduğunu iddia edilen Metin Pirani'nin paylaşımı var. O diyor daha ki, da vahim yani. Dünden beri kendimizi yedik bitirdik, şiddet ve çatışmalardan uzak durun diye. Avrupalılar bu görüntüleri görmek istemiyor. Burası Diyarbakır Özlem 2000 lokantasının önü değil. Fransız halkı ve polisi bu görüntüleri görmek istemiyor. Buna hakkınız yok, yapmayın yahu. Çok önemli. Bu da, Diyarbakır Özlem 2000 lokantasının suçu ne? Orada Kürt çocuklarını katlediyorsunuz. 17-25 Aralık diyorum. 7-8 Eylül rakam. Evet, tarihlerini şimdi, karıştırıyorum. O dönem Kürt çocuklarını öldürdüler. Orada. Çorbacıya giden, işinden çıkmış zavallı. Fransa'yı, Paris'i yakmayın, Türkiye'yi yakın diyorlar. Yani kim bu Metin Pirani? Metin Pirani, Kürtlere yakın PKK'yı savunan bir yazar. Şaka gibi ya. Türkiye'de Kürtlerin hayatını zehir etmek için ellerinden geleni yaptılar. Şimdi bu olayları ona korkuyorum. Ben çünkü dışarıda Türk-Kürt diye ayırmayacaklar. Orada yaşayan yabancılara karşı belki de tepki oluşacak. Az önce muhabirimize sordum. İnsanlar tepkililer. Yani oradaki Kürtlere de zarar verecekler bunlar. Fransız vekili PKK bayrakları altında yürüyüş tabii, yapıyor. Tabii tabii. Bu önemli Melih. Yani o nokta beni ilgilendiriyor. Yani ırkçılığın yakıtı haline geliyor. Tabii. Irkçılığın yakıtı oluyor bu. Tabii, çok sayıda dinleyicimiz de mesaj yazmış mesela şeye. Diyor, sağ ol Kenan. Şeye de dikkat çekmek lazım diyor. İşte Putin-Macron görüşmesinin hemen ardından bunların diyor işte gündeme gelmiş şey olmasına olabilir. Dikkat çekmek lazım diyor. Bu tabii ki seyircilerimizin görüşü. Yani ama her şey olabilir hocam. Gaffar'ın dikkat çektiği nokta da önemli. Paris şu an Noel geliyor. Bütün her taraftan işte tabii, turizm akınına uğruyor. Belki bu, ne bileyim yani her şey... Paris başka bir şey de başkenti. Paris şey güzel bir yer aynı zamanda. Çok güzel bir yer Paris. Evet. Kıymetli bir şehir. Paris bunu hak etmiyor. Evet. Ve yani Fransa'nın da görmesi lazım. Biz bunu yaşıyoruz yıllardır. Biz şehirlerimizde şu çirkin görüntüleri yaşıyoruz. Diyarbakır Paris'ten daha önemsiz bir şehir değil.
Diyarbakır'a bunu yaşattığınız yıllarda sizin Paris'i yüzünüzden. Diyoruz, ama bakın benzetmeyi de öyle yapıyoruz. Evet. Yani seviyoruz Paris'i. Tabii, tabii. Paris'in bakın bu hale getirmişler. Bunlara karşı sizin bir tedbir almanız lazım. Sırf ya bunlar Türkiye'ye düşman diye yani bize düşmanlık ediyor diye şunu tölere etmeyin. Ya. Bunu sineye çekmeyin. Olmaz. Ucuz olmasın. Bey, hemen hocam başkan, alayım başkan, sözünü. Başkan Macron'un yani kalkıp böyle Türkiye aleyhine bir şeyler ifade ediyor diye Türkiye'nin zaten ne Paris'e düşmanlığı var ne Fransa halkına düşmanlığı var. Böyle bir şey yok. Evet. Yani şiddetin de yani Paris'te değil nerede olursa olsun böyle hele hele terörle yapılan bu şiddetin de her türlüsüne buradan karşıyız ve kınıyoruz yani nerede olursa olsun. Evet.